Siyaset kültüründen iyi akşamlar hepinize sevgili Halk TV izleyicileri. Bu akşam yine siyaseti konuşacağız. Siyasette son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte bunları bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu ile birlikte konuşacağız, birlikte ele alacağız. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyidir, siyaset yoğun. Hemen ben başlamak istiyorum. Üç büyük belediye başkanı Van, Diyarbakır ve Mardin belediye başkanları görevden alındı. Şimdi bu görevden almaları konuşacağız, masaya yatıracağız. Ama bugün üç şehidimiz var. Dilerseniz öncelikle onlarla Allah'tan rahmet diliyorum. Başlayalım. Kendilerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakar. Çok acı yani. Kaçıncı yıldayız artık bu şey cenazelerin gelmemesi lazım. Bu yüzyılda, bu durumda her şeyi görüyoruz, okuyoruz, biliyoruz. Artık bu işin durması lazım, bitmesi lazım, bitirmemiz lazım artık bu konuyu. Üzülmemek mümkün değil tabii ki. Evet, biz de şehitlerimize başsağlığı diliyoruz. Şimdi bugün o yaşanan, birkaç gün önce yaşanan görevden almalarla ilgili bütün siyasi partiler görüşlerini ortaya koydu ama Cumhuriyet Halk Partisi daha net bir şekilde bunun demokrasiye uygun olmadığını ve konunun çok büyük bir tartışma yaratacağını söyleyerek görevden almalara net bir şekilde karşı çıktığını ortaya koydu. Nedir parti, hangi koridorda açıklamalar yapıyor siz? Dün, önceki gün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da vardı. Evet. Toplantıda da ele alındı. CHP bu görevden almalarda nerede duruyor? Şimdi tabii ki konunun hukuksuz olduğu, adaletsiz olduğu çok açık. Daha birkaç ay önce seçilmiş olan, seçilmesinde devlet tarafından bir mani görülmeyen kişilerin birkaç ay içerisinde alınacak kadar, yani böyle hiçbir mahkeme kararı falan olmadan alınacak kadar suç işlemiş olmaları ya da yani böyle somut bir suçla da suçlanmıyorlar. Şunu yaptılar falan diye ortada bir mahkeme kararı da yok. Somut suçlamalar da yok. Bunun hukuksuz olduğunu, adaletsiz olduğunu hepimiz biliyoruz. İktidar da biliyor, biz de biliyoruz. Neye dayanıyor? Efendim bu HDP ile PKK arasında, terör örgütü arasında bir ilişki var. Finansal yardım yapıyor, yapabilir. Tutup da bu belediyelere yapacağımız yardımlarla biz terör örgütünü desteklemeyelim düşüncesi var ya, genel bir kanı, böyle bir algı. Onu kullanmak istiyor. Peki baştan bu işin hukuksuz, adaletsiz olduğunu bilmesine rağmen, bunun bir tepki yaratacağını bilmesine rağmen neden iktidar, neden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar partisi böyle bir yola tevessül ediyor? Bunun hukukla, adaletle ilgisi yok. Bu doğrudan doğruya siyasi bir karar. Siyasi olarak yapıyor bunu. Neden yapıyor peki? Çünkü buna ihtiyacı var. Siyaseten böyle bir kavgaya ihtiyacı var. Şimdiye kadar Adalet ve Kalkınma Partisi, Sayın Erdoğan, bu kavgalarla büyüdü şimdiye kadar. Kutuplaştırdı, kendi yanına birçok kişiyi, olmaması gereken kişiyi, kesimleri çekti. O kavgalarla büyüdü, bu noktaya kadar geldi. Yine o kavgaya ihtiyacı var. Şimdi bununla ne yapmak istiyor? Şu anda iktidarın durumu nedir, Türkiye'nin durumu nedir? Bir bakalım ona. Dış politikada Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz nasıl bizim? Kötü. 11. kalkınma planında Avrupa Birliği hedefi dahi yok bu dönem. İlk defa bir kalkınma planında bizim Avrupa Birliği hedefimiz yok. İlk defa. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz kötü. Amerika ile kötü mü? Kötü. YPG'yi destekliyor, bir silahlandırıyor, aleyhimize kullanıyor. Rusya ile ilişkilerimiz özellikle bu İdlib hadisesinden beri orada da kötüleşmeye başladı. Sıkıntılar çok fazla. Peki bizim İslam dünyasıyla ilişkilerimiz nasıl? Kötü. Mısır'la, Suriye'yle, Irak'la, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, hatta Katar'la, aşağı yukarı tek kalmıştık. Katar'la bile ilişkilerimiz kötü. Yani İslam dünyasıyla, Hristiyan dünyasıyla, İsrail'le
Bütün bölgede ilişkilerimiz kötü. Doğu Akdeniz'de sıkışmış vaziyetteyiz. İdlib'de sıkıştık. Ruslar destekliyorlar Esad güçlerini. Sıkıntılıyız. Konvoyumuza saldırı oluyor vesaire. Gidişat da kötü. Yani doğrudan doğruya Ruslarla karşı karşıya kalabiliriz. Amerikalılarla karşı karşıya kalma durumumuz var YPG dolayısıyla. Böyle bir ortamda dış politikada bu vaziyetteyiz. Sıkıştık kaldık. Yalnızız da. Öbür taraftan bakıyorsunuz ekonomide çok büyük bir sıkıntı var. 8 milyonu aşan bir işsiz ordusu ve bunların çoğu üniversite mezunu, genç, gittikçe artıyor bu oran. Büyük bir sıkıntı var. Kimse yarını göremiyor, yatırım yapamıyor. Son günlerin en önemli yatırımı, bunu parantez içerisinde söyleyeyim, isterseniz sonra değiniriz. O yakın British Steel ile ilgili şeyiydi, tasarrufuydu. Yani Türkiye'de kimse yatırım yapmıyor, yurt dışında yatırım yapıyor. Bizim yatırıma ihtiyacımız var. Bizim istihdama ihtiyacımız var. Kimse Türkiye'de yatırım yapmıyor. Kendi vatandaşlarımız dahi, yani yatırımcılarımız dahi. Paraya, yabancı paraya ihtiyacımız var. Sıkıntılıyız. Böyle ekonomideki sıkıntıları anlatmaya gerek yok herhalde. Geleceğiz onlara. Şimdi toplumsal geleceğiz. Olarak da sıkıntılıyız. Bir de şu var. 2018'de seçimlere girip kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yerel seçimleriyle birlikte topal ördek durumuna düştü. Nasıl? 2019 seçimlerini, yerel seçimlerini kaybetti çünkü. Kendisini ortaya koydu, İstanbul gibi bir yerin seçimini iptal ettirdi, hukuksuzdu. 13 bin oy farkıyla seçim mi alınır dedi, 800 bin fark yedi kendisini ortaya koyarak. Şimdi partisi kaynıyor, sürekli aleyhinde şeyler söyleniyor, kendi milletvekilleri artık tutamıyorlar. Böyle bir ortamda 4 yıl 2023'e kadar, bu iktidarın devam etmesi, Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmesi mümkün değil. Öbür taraftan, bir taraftan da Davutoğlu ve Abdullah Gül ve Ali Babacan çıkmışlar, biz de parti kuracağız diyorlar. Bu parti artık eskidi, çalışmıyor, yönetemiyor diyorlar. Kendi içlerinde bir bölünme var, kaynama var. Böyle bir ortamda MHP'nin desteğiyle zaten iktidarlar. Böyle bir ortamda 4 yıl daha bu iktidarın devam etmesi mümkün değil. Ne yapacak? Bir şeyler yapması lazım. Yani yapamıyor. Ne ekonomiyi götürebiliyor, ne dış politikayı götürebiliyor. Şeyi yok, psikolojik desteğini de yitirdi. Ve bir şeyi unutmamamız lazım. Bu önemlidir. Yani öyle veya böyle Erdoğan iktidarları sonuçta sandıktan çıkan iktidarlardı. Yani o sandıkla ilgili soru işaretleri var, şaibeler var vesaire ama sonuçta sandıktan çıkmıştı. Bu sefer bu seçimlerle beraber, 2019 seçimleriyle birlikte sandık desteğini, yani milletin iradesinin desteğini yitirmiştir Erdoğan. Ne desteği var? Devlet desteği. Şimdi artarak devlet desteğiyle iktidarda durmaya çalışıyor. Millet desteğini yitiriyor, devlet gücünü artırarak iktidarda durmaya çalışıyor. Devlet gücüyle, millet iradesiyle değil. Milletin gücüyle değil, milletin iradesi değil, devlet gücüyle ayakta durmaya çalışıyor. Böyle bir ortamda siz iktidar partisi olsanız, Erdoğan olsanız ne yaparsınız? Kutuplaşmayı, yani sizden ayrılanları bir araya getirebilmek için yeniden bir tartışma ortamı yaratırsınız. O tartışma ortamı sizin istediğiniz gibi olursa, başarılı olursa o tartışma ortamından da kendi taraftarlarınızı kazanırsınız. Belki seçime gidecek kadar kazanırsınız. Yani vakit kazanırsınız şu tartışmalarda. Şimdi pazartesi günü bu hadise açıklandı. 3 büyükşehirin belediye başkanı görevden alındı. O zamandan beri ne tartışılıyor Türkiye'de? Yani siyasi bir tartışma var. İşin hukukuyla, adaletiyle falan kimsenin ilgilendiği yok değil mi? Yani bunlar söyleniyor ama sonuçta o mekanizma çalışmıyor. Hukuk mekanizması çalışmıyor. Ama siyaset iyice alevlendi, hararetlendi. Sosyal medyada ya da bildiğimiz klasik medyada siyasette sürekli olarak demeçler veriliyor. Bir hareketlenme oldu. Şimdiye kadar Erdoğan'dan soğuyanlar yanına doğru yaklaşmaya başladı onun amacına yönelik. Yani bir nasıl başarılı olur peki? Siyasi bir amaç mı vardı bu? Kesinlikle siyasi bir amaç var tabii. Yani böyle bir ortamda bu kadar
sıkıntıya girmişseniz, devlet desteğine muhtaç, daha fazla devlet desteğine muhtaç hale gelmişseniz, millet desteğini yitirmişseniz ve ekonomide ve dış politikada ve sosyal alanda çok çok sıkıntılıysanız, bu işi biraz daha idare edebilmek için farklı yollara başvurursunuz. Selam'a şöyle bir örnek vereyim, izleyicilerimiz de şey yaparlar. Bir iş yeri iflas etti mi, o iş yerinin artık kâra geçemeyeceği anlaşıldı mı, başındaki insanlar idare etmeye çalışır. Biraz daha idare edeyim, kendimi kurtarayım hiç olmazsa, bu ayı da kurtarayım, böyle derler. Şimdi Türkiye'yi idare edenler de idare edemiyor artık, kendimi kurtarayım, bir ay daha kurtarayım, böyle bakıyor olaylara. Çünkü sıkışmış vaziyette, Suriye'de sıkışmış, İdlib'de sıkışmış. Doğu Akdeniz'de sıkışmış, her tarafta sıkışmış, ekonomide sıkışmış. Ne yapacak? Biraz daha işi uzatarak idare etmeye çalışacak. Başka çaresi yok. Bu oyuna gelinmemesi lazım. Yani bu, evet, adaletsizdir, hukuksuzdur. Bunu biliyoruz. Ama bu, Türkiye'yi tekrar kutuplaştırmak, sıkıntıya sokmak amaçlıdır. Bu arada mümkün olursa bizim Millet İttifakı'nın Millet İttifakı'nın asli unsurlarını veya Millet İttifakı'nı İstanbul'da özellikle destekleyen unsurları da birbirinden ayırmaya, Millet İttifakı'nı da parçalamaya yönelik bir çabadır bu. Böyle bir adım atmıştır. Kendileri açısından doğru bir şey bu belki, yani siyaseten bakarsanız. Ülkeye hiçbir yararı yok. Türkiye'ye bunun hiçbir yararı yok. Ama siyaseten Erdoğan iktidarına, bu mevcut iktidara bir süre daha kazandıracaktır bu tartışmalarla. Ama şu var, Allah korusun, şehitlerimiz olmazsa, terör artmazsa bu amaca ulaşamaz. Şehitlerimiz olmaz, bu terör artmazsa bu hamle, tutmaz. Bu iktidarın bu hamlesi başarılı olamaz. Bunu söyleyeyim. Onun için bu konuyu tartışırken bunun bir siyasi hamle olduğunu, iktidar tarafından atılan siyasi bir adım olduğunu, bu hamlenin, bu taktiğin işe yaramaması gerektiğini ve bizim cenahımızda Millet İttifakı'nı bozmaya yönelik olduğunu, ekonomik ve sosyal sorunları unutturmaya yönelik olduğunu, Erdoğan'ın başarısız olduğunu, güvensizliğini vesaireyi unutturmaya yöneliktir. Dış politikadaki başarısızlıklarını unutturmaya yöneliktir, tekrar söylüyorum. Ve öbür tarafta hakikaten unutturmaya yöneliktir. Şu en son İdlib'e giden Türk konvoyuna yapılan saldırı, bizim ne kadar uğraştık biliyorsunuz, Astana süreci dediğimiz süreç, İran, Rusya ve Türkiye'nin Astana sürecini, Soçi mutabakatını da bitirmiş bir süreçtir. Dikkatinizi çekerim. Mesela kimse buna değinmiyor. Ama şu anda Soçi mutabakatı da Astana süreci de hemen hemen bitmiş vaziyettedir. Büyük bir başarısızlıktır bu iktidarı açısından, ama bunu kimse konuşmuyor. Çünkü herkes bu konuyu konuşuyor. Bu konuyu konuştuğumuz için öbür tarafı, ekonomik sosyal sorunları, dış politikadaki bu yalnızlığı, başarısızlığı, Soçi sürecinin bittiğini, mutabakatının bittiğini, Astana sürecinin bittiğini konuşamıyoruz. Bu büyük bir başarısızlıktır aslında. Rusya ile karşı karşıya kalmışız, bunu konuşamıyoruz. Bunlar unutuldu. İkinci planda kaldı. Bunlar görülmüyor kamuoyu tarafından. Ne görülüyor? Bu üç büyükşehir belediye başkanının alınması. Hakikaten önemli bir olay. Haksız hukuksuz yere alıyorsunuz bunları. Ama bu siyasi bir adımdır. Bütün bunları göstermemeye, saklamaya, unutturmaya ve tekrar kutuplaşmaya yönelik bir adımdır. Cumhurbaşkanı böyle değerlendirmek önceki lazım. Açıklamalarında işte CHP zihniyetinin işte geçmişini biliyoruz. Onlar valiler, hem yani il başkanlıkları yapıyorlardı. Şimdiki tabloya baktığımız zaman yani neredeyse artık bir kayyum kültürü gelişti. İşte üç büyük kentin belediye başkanı görevden alındı. Kayyum yönetiyor. Manzara Cumhurbaşkanı'nın itiraz ettiği geçmişte bir paralellik de taşımıyor mu? Hangi geçmişte? İşte diyor ya, Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya attığı bir iddia bu. İl başkanına tek parti döneminde işte böyle oluyordu diyor. Şu anki tabloda çok farklı bir tablo değil aslında. Düşünemiyor musunuz? 1200'lerde kurulmuş bir şey var, imparatorluk var. Ve çok da önemli. O 1900'lerde bitiyor.
700 yıla, 600 küsur yıl yaşıyor, bitiyor. Yerine bir cumhuriyet kuruluyor. Bu cumhuriyet Anadolu'yu büyük sıkıntılardan kurtarıyor. Tabii ki o şeyin hilafetin kaldırılması, saltanatın kaldırılması, arkasından yeni bir devlet kurulması sürecinde bir şeyler yaşadık. Şimdi o yeni devlet kurulması sürecinde yaşadıklarımızla, 100 yıl önce yaşadıklarımızla bugünü mukayese edip de kendisine bir gerekçe arıyorsa bu utanılacak bir şeydir, ayıptır. Onlar konuşulmaz bile. Konuşulmaz bile. O dönem tabii ki tek parti değil de partili olunmayan bir dönemdir. Devlet ve partinin birleştiği bir dönemdir. Eğer o dönemki şeye öykünüyorsa, o dönemki gibi olacaksa, yani devletin yeniden kurulması gerekiyor. Yani bu şey, saçma sapan bir şey bu gerekçe. Ben bağ kurmakta bile zorluk çektim, dikkat ediyorsanız. Böyle bir gerekçe olmaz. Bunları da konuşmamamız lazım zaten aslında. Yani burada konuşulması gereken adalettir, hukuktur. Ve bu siyasi gerekçenin arkasında yatan sebeplerdir. Bunları konuşmamız lazım. Evet. Ve Türkiye'nin, bizim konuşmamız gereken Türkiye'nin yarınlara nasıl taşınacağıdır, bu sorunları nasıl çözeceğidir. Sen ekonomiyle ilgili bu vatandaşın sorunu, sıkıntısını nasıl çözeceksin, bununla ilgili bir şey söyleyebiliyor musun? Hala söyleyemiyorsun. Ne dediysen hepsi boş çıktı. Bu ay geçen aya göre daha iyiydi, gelecek ay daha iyi olacak. Yok efendim, bu yıl geçen yıla göre daha kötüydü, gelecek yıl daha da kötü olacaktır. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsunuz, üretmiyorsunuz. Borçla alamıyoruz artık. Borçlanamayan bir Türkiye var. Sıkıntıdayız. İşsizliğimiz artıyor. Sen bunlara bir cevap bulabiliyor musun? Yok. Bunlarla ilgili çözüm üretiyor musun? Yok. Büyüme modelin var mı bunlarla ilgili? Yok. Dış politikayla ilgili olarak sen İslam ülkelerinden Hristiyan dünyasına kadar herkesle kavgalısın. Kimseyle geçinemiyorsun. Beceremiyorsun idare etmeyi. Dış politikayı beceremiyorsun. Çözümün yok. Her yerde sıkışmışsın. Bunlarla ilgili bir şey söyleyebiliyor musun? Yok. Konuşulması gerekenler aslında bunlar. Peki, bunları görüşmemiz gerekirken maalesef görüyorsunuz yapay konuları görüşüyoruz. Kendi kendimize gündemi değiştirmeye yönelik kendimiz problem çıkarırız. O problemi konuşuyoruz maalesef. Konuşmaya çalışıyoruz. Yani şimdi bu arada tabii yeni parti kurma çalışmaları var. AK Parti'nin işte kuruluş yıl dönümü var. Abdullah Gül, Ali Babacan, bunların hepsi bu operasyonlara karşı açıklamalarda bulundular. Evet. Ve partinin işte kuruluş yıl dönümüne Mahir Ünal, AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez diyerek onlara davet yapılmadığını ortaya koydu. Hem bu yeni parti hem de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti geçenlerde bir AK Parti eski milletvekili böyle bir şey söyledi. AK Parti süresini doldurmuş dedi. Gerçi daha sonra yok öyle bir şey söylemedim dedi ama bu oturdu aslında, doğru bir Mehmet Metiner söyledi bunu. Metiner söylemediğini de söyledi sonradan. Ama çok doğru bir tespitti. AK Parti süresini doldurdu. Recep Tayyip Erdoğan iktidarı süresini doldurdu. Çünkü yeni bir şeyler üretemiyor. Yeni şeyler vaat edemiyor, umut veremiyor. Artık bitti. Bütün iktidarların bir süresi vardır zaten. Çok makul ve yerine tabii ki birileri talip olacaktır. Bu da siyasetin doğasında var. Şimdiye kadar da hep öyle olmuştur. Bu da yeni partiler doğuracaktır, birileri talep olacaktır ortaya çıkan boşluğa. Ki boşluğun çok net olarak ortaya çıktığı görüldü çünkü. Özellikle 23 Haziran'daki İstanbul seçiminde Recep Tayyip Erdoğan kendisini ortaya koydu. İstanbul seçimini iptal edip arkasından da kendisini ortaya koymasına rağmen o 13 bin küsur fark 800 bine çıktı. 807 bin fark oldu. Bu çok önemli bir şey. Yani iktidarın böyle bir durumda ayakta kalması mümkün değil. Çünkü iradeyi yitirmiş, millet desteğini yitirmiş. Onun için biraz önce söylediğim gibi millet desteğini yitirmiş, devlet desteğini çoğaltarak iktidarda kalmaya çalışıyor, yükselterek, haksız, hukuksuz bir şekilde. Şimdi bu iktidarın çökmesiyle, bir boşluk bırakmasıyla
boşalacak olan yere tabii ki birileri talip. Sayın Davutoğlu, eski başbakan, Dışişleri Bakanı olarak, Sayın Ali Babacan, başbakan yardımcısı olarak, Sayın Gül, eski başbakan ve cumhurbaşkanı olarak talipler, o cenahtan gelenler olarak. Bakalım kimler tarafından doldurulacak ama her halükarda AK Parti bir boşluk bırakıyor. Recep Tayyip Erdoğan süresini doldurmuştur. Yerine siyasetin kuralları gereği birileri gelecektir. Birileri o boşluğu dolduracaktır. Muhakkak ki biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak o boşluktan bir pay alacağız. Başka partiler de alacak. Yerine geçmeye çalışan, yeni kurulmaya çalışılan partiler de bir pay alacaktır. Ama her halükarda bir değişiklik söz konusudur. Herkes tarafından da siyaseti az çok bilen herkes tarafından da yakın bir gelecekte seçimlerin yenileneceği ile ilgili, erken seçim olacağı ile ilgili tahminler yapılmaktadır. Bu da çok net, anormal bir şey değil. Yani siz erken seçim, Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu erken seçime gerek olmadığını, Türkiye'nin bunu kaldıramayacağını dile getirdi ama evet, herhalde kaçınılmaz olarak buraya mı gidecek iş? Yani eşyanın tabiatı gereği oraya doğru gidiyor. Yani bu iktidarın, şimdi önünde 4 yıl var. Normalde geçen yıl seçim yaptık. 5 yıllık bir seçim. Milletvekillerinin 5 yıl görev yapması lazım. Cumhurbaşkanının 5 yıl görev yapması lazım. Dolayısıyla iktidarın 5 yılı vardı. 1 yılı gitti. 4 yılı var. Normalde bu 4 yıl içerisinde bir şeyleri başarması lazım. Ama ne ekonomide yeni bir büyüme modeli var Seren Bey, ne dış politikada farklı bir adım var. Yani umut veremiyor. Toplumu da şey yaptı, sıkıntıya soktu. Sosyal ve ekonomik sorunlar da büyüyor. Dolayısıyla umut vermeyen ve özellikle de bu yıl yapılan seçimlerde büyük bir darbe alıp güvenini yitiren bu hükümetin devam etmesi mümkün değil. Ben bu işi yapamıyorum diyecek, bırakacak. Ama erken seçim olması Türkiye'nin lehine de değildir, bunu söyleyeyim. Keşke 4 yıl daha devam edebilse bu iktidar. Keşke bir şeyleri başarabilse ama başarması mümkün değil maalesef. Mümkün değil. Yani ilk kez ben CHP'den önemli bir ismin erken seçimi yüksek dille ortaya koyduğunu söylüyorum. Talep ettiğimizi söylemiyorum. Biliyorum. Evet, böyle bir talebimiz ama oraya gidiyor. Halk Partisi olarak erken seçim talebinde bulunmuyoruz. Ama iktidar bu anlayışıyla, bu yönetim anlayışıyla, bu umutsuzluğuyla mutlaka erken seçime götürecektir Türkiye'yi. Bakın şunu söyleyeyim, değerli seyircilerimiz de biliyorlardı. Şimdi 460 milyar doların üzerinde bir borcu var Türkiye'nin. 460 milyar doların üzerinde. Bir kısmı bunların banka borcu, 300 milyar doları aşağı yukarı özel sektörün borcu, reel sektörün borcu. Nasıl ödeyeceğiz? Bunlar yabancı parayla olan borçlarımız. Bunun 200 milyara yakını da bir yıl içerisinde ödenmesi gereken rakam. Nasıl ödeyeceğiz biz bunu? Normalde nasıl ödenir bu borç? Yani biz dolar basamıyoruz. Yabancı para basamıyoruz. Dolar borç bunlar. Nasıl ödeyeceğiz? Nasıl ödenir yabancı parayla olan borcunuz? Üretim yaparsınız. İhracat yaparsınız. Aldığınız ihracat geliriyle, yabancı parayla, yabancı para olan borcunuzu ödersiniz. Bir Türk lirası borç değil ki para bas. Dolar getir. Böyle bir şey mümkün değil. O zaman üretim yapacağız, ihracat yapacağız. Üretim ve ihracat yapmak için bir zemin var mı? Ne üretiyoruz? Yani mevcudun dışında daha fazla üretim yapmamız mümkün mü? İhracat yapmamız mümkün mü? Yok. Daha fazla ihracat gelirimiz olması mümkün değil. İhracatımızdan çok daha fazla ithalatımız var. Nasıl ödeyeceğiz biz borcu? Yani gidişatın ne olduğunu görüyoruz net olarak. Herkes de görüyor bunu, yabancılar da görüyor bunu. Hiçbir şeye müdahale edemiyoruz. Hiçbir şeye Türkiye yönetilmiyor. Bakın çok önemli bir konu bu. Bu laf olsun diye siyaseten bir muhalefet partisi genel başkan yardımcısı tarafından söylenen bir söz değil bu. Bu gerçekten doğru bir tespittir. Türkiye yönetilmiyor şu anda. Yönetilmiyor. Dış politikası da yönetilmiyor. İdare ediliyor. Biraz daha idare edelim. Bakalım nasıl olacak diye. Yani geldi YPG'den şikayet. YPG bugün kabul edilmiş vaziyettedir.
Bugün YPG Suriye'de kabul edilmiş vaziyettedir. Nasıl Irak'ta bir Kürt devleti kurulmuşsa bugün Suriye'de de bir Kürt devleti neredeyse kurulmuş vaziyettedir. İdlib'de Rusya ile karşı karşıyayız. Bir süre sonra Esad rejimiyle masaya oturmak zorundayız. Bunları geciktirerek Türkiye bir yere varamaz. Ne siz ekonomide yeni bir büyüme modeli öneriyorsunuz, yeni bir üretim modeli, ihracat modeli öneriyorsunuz, ne dış politikada farklı bir politikanız var, farklı bir söyleminiz var, ne iç politikada aynı şekilde farklı bir şekilde davranamıyorsunuz, sorunları çözemiyorsunuz, işsizlikle ilgili ya da bu tansiyonu düşürme ile ilgili bir şey yapamıyorsunuz. Nasıl götüreceksiniz bu ülkeyi, nasıl yöneteceksiniz? Devlet büyük sıkıntılar içerisinde. Daha bir yıl dolmadı başkanlık sistemi dediler. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi dediler. Kendileri itiraf ediyorlar, iş yürümüyor. Bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor diyor. Daha bir yıl olmadan bunlar konuşulmaya başlandı. Nasıl yönetilir bu ülke, nasıl devam eder? Bunu söylüyoruz. Bunu söylüyoruz. Maalesef yönetilmiyor bu Türkiye. Çok kötü vaziyetteyiz. Yönetilmiyor. Bakın kötü yönetilir de demiyor, yönetiliyor da demiyor. Yönetilmiyor. Gidiyor bir yerlere doğru. Böyle olmaz tabii. Onun için tatil yapamıyoruz. Onun için konularla ilgili olarak sürekli olarak takipteyiz, ayaktayız, takip ediyoruz. Ya Serhan Bey, değerli izleyenlerimiz bazen unutuyoruz. Hatırlarlar değerli izleyenlerimiz. Bursa'da şu meşhur İstanbul-İzmir yolunun açılışı ile ilgili konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? 7. defa söylemiş. Yani son 2 yılda 7. defa söylemiş. Fırat'ın doğusuna gireceğiz demedi mi? Unuttuk değil mi? Fırat'ın doğusuna girme ihtimalimiz var mı şu anda? Ona yani bu ülke tabii unutuyoruz. Ya, ama 2 hafta oldu. 2 haftada unuttuk. 7. defa söylüyor. Bakın bir cumhurbaşkanı bir ülkeye gireceğini, savaş ilan edeceğini söylüyorsa, savaşacağını söylüyorsa bu çok ciddi bir hadisedir. Şimdi Yunanistan başbakanı böyle bir şey söylese, Alman başbakanı böyle bir şey söylese, asker göndereceğim, şunu yapacağım şuraya dese, bütün dünya ayağa kalkar. Bizimki 7. defa bunu söylemiş, kimse ciddiye almamış ve unutuldu şimdi de. Biz yönetmiyoruz artık bu ülkeyi, yönetmiyoruz hakikaten. Yönetilmiyor bu ülke. Ya bu kadar gayri ciddi olabilir mi? Ben asker göndereceğim diyor Fırat'ın doğusuna ve asker gönderemiyorsun. 7. defa söylemişsin bunu. Bu nasıl ülke yönetmektir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir şerefi var, haysiyeti var. Ve şimdiye kadar olan dış politikadaki bütün şeyle bağlantılarınızı, anlaşmalarınızı falan hepsini bir tarafa silip atmışsınız. Ortada kalmışsınız. Evet. Biraz önce söylediğim o Soçi mutabakatı, Astana süreci vesaire, onlardan da bahsediyorum tabii. Kül oldu diyorsunuz. Evet. Şimdi bugün Sayın Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Hem diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demokrasi ve demokratik teamül hatırlatması yaparak PKK'yı utanmadan selamlamıştır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na da sert sözleri var bu konuyla ilgili. O zaman şunu sormak istiyorum. Mesela siz hatırlıyor musunuz? Osman Öcalan TRT'ye çıktığında veya Abdullah Öcalan'ın mektubu yayınlandığında Sayın Bahçeli böylesine bir sert bir söylemde bulunmuş muydu? Bulunmadı. Katiyen yani bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Osman Öcalan aranan, kırmızı bültenle aranan bir isim devletin Abdullah Öcalan'ın kardeşi devlet televizyonuna çıkıyor. Arandığı halde devlet televizyonuna çıkartılıyor. Konuşturuluyor. Oy alsın diye İstanbul seçimleriyle ilgili. Ve Abdullah Öcalan'dan avukatı vasıtasıyla, avukatı mıdır ondan da tam emin değiliz ama avukatları o bilgiyi vermemişler galiba. Bir başka, önce birisi bulunmuş. Onun vasıtasıyla HDP'lilerin tarafsız kalması seçimde çağrısında bulunuldu. Şimdi siz terör örgütünü bu şekilde en tepesiyle işin içine katacaksınız. Bir partinin, bakın orada şöyle bir suç var bir de. Orada devlet için katmıyorsunuz yalnız. Bu devletin iyiliği için terör örgütü, yani bu savaş dursun diye şunu yaparsınız. Savaş dursun diye Abdullah Öcalan çıkar,
bir şey söyler ya da Osman Öcalan'ı çıkarırsınız hukuksuz da olsa, yeter ki bu kan dursun, savaş dursun diye konuşturursunuz. Bunu anlarım dersiniz, suç olmasına rağmen devlet bunu yapmıştır. Bu yapılabilir. Bugün suç olmasına rağmen bu yapılabilir. Kan dursun diye, terör dursun diye. Ama ben iktidar olayım, seçimi kazanayım diye terör örgütü liderini ya da kardeşini televizyona çıkaramazsınız, işin içine katamazsınız. Bu devlete ihanettir. Bu ülkeye ihanettir. Çok büyük bir fark var aralarında. Bu yapılmıştır. Seçim kazanayım diye terör örgütü lideri seçime karıştırılmıştır. Kardeşi devlet televizyonuna çıkarılmıştır. Nasıl bir iştir? Şimdi siz bunları görmeyeceksiniz. Bugün geleceksiniz. Haksız yapılan bir konuda bu siyaset tabii ama maalesef tabii çok çirkin bir siyaset. Güzel karşılamamız, hoş karşılamamız, güzel görmemiz mümkün değil. Ama işin Serhan Bey, Türkiye öyle kutuplaştı ki bu net olarak anlattığım bu konular, yani bir pozisyonlara bakın Türkiye'deki futbolda. Ben futbolla siyaseti biraz benzetirim birbirine, Türk halkı. Biraz futbolu siyaset gibi, siyaseti de futbol gibi okuyor maalesef. İkisinde de çok sertiz. İkisinde de çok katı görüşlere sahibiz. Bakıyor bir penaltı pozisyonu. Fenerbahçeliysen o pozisyonla ilgili olarak bu penaltıdır diyorsun. Galatasaraylıysan ya da Fenerbahçe'nin dışındaysan değildir diyorsun. Değişmiyor. Ya ben tarafsız olarak bakıyorum, öyle değil böyledir. Yok, kimsede yok bu. Bakamıyoruz tarafsız olarak, yani böyle futboldan zevk alan, oyunun güzelliğinden zevk alan, oyun kuralları ihlal edildiği zaman da onu net olarak görebilen birisi olamıyoruz. İlla fanatik olacağız. Siyasette de fanatik. Şimdi bunları biz anlatıyoruz ama kendi televizyonumuzda anlatıyoruz. İnşallah seyreden vardır, seyredip de anlayan vardır. Sıkıntıları seyreden gören vardır. Vardır sevgili izleyiciler. Soru ve görüşlerinizi de bekliyoruz. Mutlu oluruz tabii. Güvent Bey'e sorabilirsiniz, bana sorabilirsiniz. Medyamız Türkiye da kutuplaştı. Çok ciddi bir süreçten geçiyor gerçekten de. Biz de bunları böyle tatlı tatlı konuşmaya çalışıyoruz. Yani aslında siyasetin o içindeki tablo pek iç açıcı değil. Sert mesajlar veriliyor. Çok sert mesajlar, çok fanatik mesajlar dindirilmesi gerekiyor aslında bunların. Evet, yani dediğiniz gibi fanatik mesajlar. Tansiyonun düşmesi lazım. Futbolda da bakın düşmesi lazım. Kesinlikle. Yani bu sene daha ilk hafta, bu hafta sonu maçlar başladı futbolda. Hemen hakem kararlarıyla ilgili tartışmaya başladık. Hemen. Bu işi ne kadar götürürüz? Yani sonuçta televizyonu devreye soktuk. Tekrar oynatıyoruz. VAR dediğimiz video kayıt sistemini devreye soktuk. Buna rağmen hakem kararları tartışılıyor. Buna rağmen birbirimize giriyoruz. Futbolda da bu işi götüremeyiz sonuna. Yani ligin sonunu zor buluruz böyle giderse. Siyasette de öyle. Siyasette de bu işin sonu. Yani bizim yapmamız gereken tansiyonu düşürmek ve bu iktidar gidecek de, bu iktidar giderken siyasi kurallar içerisinde, normal demokratik kurallar içerisinde bir değişimi sağlayabilmekte en önemli sorun. Bunu sağlayabilmemiz lazım bizim siyasetle uğraşanlar olarak. Şimdi normal bir değişimi becerebilmemiz lazım. Evet, bunu hayata geçirmeliyiz. Evet. Şimdi adli yıl açılışı var ve adli yıl açılışı öncesi ciddi tartışmalar yaşanıyor. Baro Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu katılacağını söyledi açılışa ve özellikle 3 büyük kent Ankara, İstanbul, İzmir baro başkanları da çok ciddi bir şekilde sert mesajlarla bu toplantıya katılmayacaklarını ilan ettiler. Siz tabloyu nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle, Sayın Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak gerekçesi ne? Katılma gerekçesi. Diyor ki ben Barolar Birliği Başkanı olarak genç avukatları, onların geleceklerini, işlerini düşünmek zorundayım. Onları düşünerek katılacağım diyor. Bunu çok fazla anlayamadım. Yani onları düşünerek, yani onlara işte yeşil pasaport tedarik ediyoruz, işte onların iş potansiyellerini artıracağız diyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama diğer tarafta karşı çıkan barolar ne diyorlar? Güçler ayrılığı. Konuşma hakkı da 10 dakikaymış zaten.
Evet, 10 dakika. O, ha, gidip orada konuşursam da diyor, bu bizim açımızdan çok iyi olacaktır. Geçen yıllarda konuşturulmadım. Bu yıl konuşacağım. Dolayısıyla bu hakkı da kaybetmememiz lazım. Genç avukatlar adına, hukukçular adına bu hakkı kullanmam lazım diyor. Karşısındakiler de diyorlar ki, demokrasinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, kriterlerinden bir tanesi güçler ayrılığıdır. Bu güçler ayrılığının yerine gelmesi lazım. Gidip de yürütmeye ait, yürütmenin merkezinde yargının, Yargıtay'ın açılışı yapılıyorsa, bir yargı yılının açılışı, bu büyük bir yanlıştır. Güçler ayrılığı ilkesine aykırıdır. Bu aykırılık varken hukukun üstünlüğünün uygulanması mümkün değildir. Ben şeylere katılıyorum. Bu görüşte olanlara katılıyorum. Gerçekten de eğer demokrasi yoksa, evet, güçler ayrılığı yoksa... Metin Bey'in o görüntü bir daha baştan alabilir miyiz arkadaşlar? Tam ekran yapabilir miyiz? Davalarla ilgili mesleki kapasiteleri hızla gelişiyor. Bunun bir gereği olarak avukatlara da belli kriterler dahilinde bunu Barolar Birliği Başkanımızla da arkadaşlarımız görüştüler, görüşüyorlar. Biz de kabinede bunları görüştük. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Evet. Yeşil pasaport alkışı da geliyor. Ya bütün mesele yeşil pasaport var. Avukatların yeşil pasaportu olursa zaten avukatlar ya yani itibarlı bir meslekler. Avukatlara değil, değil mi? De 20 yıldan fazla görev yapıyor. Değerli arkadaşlar, yargı reformu stratejisi. Neyse, bir pasaportla, evet, yeşil pasaport demek ki çok önemliymiş, değil mi Bülent Bey? Yani hukukçular için hukukun çok önemli olması lazım. Hukukun bilmiyorum, Almanya'daki önemli avukatlar... olabilmesi için de demokrasinin, demokratik kuralların yerine getirilmesi lazım. Hukukçuların en fazla bu konuda hassasiyet göstermesi gereken kesim olması lazım. Dolayısıyla bu hassasiyeti en fazla hukukçulardan ve Türkiye Barolar Birliği'nden bekliyoruz. Bence Barolar Birliği Başkanımız maalesef yanlış yapıyor bu konuyla ilgili olarak. Şimdi bunu da çok program, birçok programımızda ekrana getiriyoruz. Tam ekran verebilir miyiz arkadaşlar? İşte ön tarafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yargıçlar. Tabii. Başkanın karşısındalar. Onlar oturuyor. Evet. Ve Obama konuşuyor. Obama, evet. Obama ama konuşuyor. Onlar oturuyorlar. Diğerleri ayaktalar. Siyasetçilerdir onlar, bürokratlardır, evet, belki. Hiçbirisi John Kerry var. Bakın, John hiçbirisi... Kerry var. Senatörler, millet. Alkışlamıyor. Alkışlamıyorlar sonuçta. Evet. Yani bu siyasi bir partinin toplantısı değil. Değil. Bu devlet toplantısı ama ona rağmen alkışlamıyorlar başkanın konuşmasını. Ona rağmen parti lideri olarak konuşmuyor. Senato'da bir toplantı. Parti adına konuşmuyor. Senato'da bir toplantı, bir araya geliyorlar. Ayakta değiller, alkışlamıyorlar. Ki sonuçta başkanın konuşması bir siyasi parti konuşması değil. Ona rağmen bu yapılıyor. Güçler ayrılığı bu. Bizdeki gibi güçler ayrılığı olmaz. Efendim lütuf ihsan etmişler, yeşil pasaport verecek. Yeşil pasaportun ne kadar önemi var? Yani karşıdaki ülke isterse yeşil pasaportları da vize koyuyoruz. Zaten yapıyorlar onları. Eğer siz bu işi abartırsanız, ihracatçılara, yok birinci derece devlet memurlarına, bilmem ne şey avukatlarına, şu doktorlara, şu seviyedeki akademisyenlere, şunlara bunlara derseniz her halükarda yeşil pasaporta da daha fazla vize gelir. Kırmızı pasaporta da gelir. Yani bu da çok önemli bir konu değil aslında. Abartılmaması, evet, gereken konular bunlar. Şimdi dünyadaki önemli olan yeşil avukatlara yeşil pasaport vermek değil. Dünyada pasaport itibarı sırasında Japonya birinci sırada, ikinci sırada Güney Kore var. Üçüncü, 52. sırada da Türkiye var. Önemli olan yeşil pasaport değil, bizim o pasaport itibar sıralamamızı ilk 10'a taşıyabilmek, değil mi? Aynen, en azından. Biz de itibardan tasarruf olmaz. Olmaz tabii ki. Onlar... Zamlara gelelim. Şimdi biz dün arkadaşlarla oturduk haber toplantısını yaparken, çaya %15 zam geldi. Şimdi çayı seven,
çayı sevmeyen aile var mıdır? Yoktur. Yani işte ailede vardır ama çayı birkaç kişi içmez ama bütün aile çay içer. Sabah çay demlenir, akşamları çay demlenir. Yemek sonrası çay keyfi yapılır. %15 zam birkaç zaman önce yapılmıştı zaten. Dün %15 bir zam daha yapıldı. Şimdi ben o çay ocaklarını, kahvehaneleri, yani gittiğiniz zaman Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile çok önemli mekanlardır oralarda. Ve 1 lirasını, 2 lirasını şalvarının cebine koyarak gider o çay parasını ona göre verir ve evine döner. Ya da evinde çay vardır. Şimdi bu zamlarla birlikte biz dün arkadaşlar işte çıktılar sahaya. Röportajlarla geldiler. Belki birkaç tanesini arkadaşlar biraz sonra verebiliriz. Çaya zam. Sizin dünyanızda neye zamdır böyle? Yani sadece çaya zamla kalmıyor ki. Çay her şeyle bağlantılı biliyorsunuz. Biz sabah kahvaltısında çayla başlıyoruz. Öğlen yemeğinden bütün gün çay içiyoruz. Öğlen yemeğinden sonra yemek sonrası çay içiyoruz. Akşam yemeği sonrası çay içiyoruz. Çay her şeyle bağlantılı. Çay tiryakileri soru ve görüş yazabilirler. Bakın o çay bardağı arka fonda arkamda işte görüyorsunuz. Ne güzel de görünüyor değil mi? İşte çay kültürü bizim ülkemizde gerçekten de çok yüksek bir noktada. Yani çay herhalde candır diyebiliriz. Çay öyle. Aslında çay biliyorsunuz Osmanlı döneminde yoktu. Cumhuriyet döneminde bizde çay ekimi başladı ve çay üretimi sonrası çay böyle birden yaygınlaştı. Biz zannediyoruz ki biz yüzyıllardır çay tüketen bir milletiz. Mesela kahve geleneği bizde daha eskidir. Kahvehane diyoruz, çayhane demiyoruz. Kahvehane vardır bizde eskiden Osmanlı döneminde, daha geçmişte. Ama çay sonradan girdiği halde, şeyden sonra, Cumhuriyet'ten sonra ekimi başladığı ve yaygınlaşmaya başladığı halde en fazla çay tüketen, çayı seven, sürekli olarak çay ikram eden, her vesileyle çay içen bir millet olduk biz. Çay kültürümüz çok farklı. Bu konuyla ilgili hatırlıyorsan geçen yılda bir çalışma yapılmış, bir İngiliz araştırmacının Türkiye'deki çay kültürüyle ilgili güzel bir çalışması da vardı. Hemen hemen her alana girmiş. Arkadaşlar o çay haberi hazır mı? Sonra, çaya zam haberi dün. Çayla ilgili şarkılar, türküler, şiirler. Her alanda çayımız var bizim. Evet. Çay güzel bir kültür oluşturdu bizde. Bence de çok önemlidir yani çaya zam. Dilerseniz Bülent Bey, dün bizim arkadaşlarımızın yaptığı haberi izleyelim. Yani çaya zam, her şeye zam demek aslında. Evet. Onu söylemek istiyoruz. Evet. İzleyelim arkadaşlar. Hazır mı? Bu izleyelim lütfen. En babamın çıktıktan sonra mı olacak abi? Çay severiz, evet. Çaya %15 zam geldi bugün. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İçiyoruz. Çay tiryakilerine kötü haber. Artık milli içecek çayı içmek de zorlaşıyor. Bugünden itibaren kuru çay fiyatlarına %15 zam geldi. Normal, çünkü normal bu zamlar. Yani gerçekte %40-45'e yakın bir enflasyon var. Bu enflasyon oranına yetişmeler için %15 peyderpey bu zamı yapmaları lazım. Yani bana göre normal. Çünkü onlar için bir şey değil de bizler için zor. Çay bile içemiyoruz. Şuraya geliyoruz, içemiyoruz ya. 3 lira, 5 lira bir çay. Günah günah. Allah'tan da korkmuyorlar. Bu saatten sonra çayda bile tasarrufa gitmesi lazım. Günde 2 tane çay içecekse en az günde 1 tane veya 3 tane çay içiyorsa kesinlikle 2 çaya düşürmesi gerektiğini düşünüyorum. İçtiğimiz bir çay vardı, o da zamlandı. İçmemeyi düşünüyorum. Memurum, orada mutfaklarımız var, çay demleniyor. Parayı kendimiz veriyoruz cebimizden. Bugünden itibaren arkadaşlarla bunu düşündük. Acaba çayı da içmesek mi diye. Çayı çok severiz. Sabahtan çay tarına koyuyoruz, akşama kadar. Artık içmek zorlaşır mı sizce bu %15? Tabii ki zorlaşır. Bir kilo çay ne kadar? Onu düşünmek lazım. Elbette ki makul karşılanmaz yani. Her şeye zam geliyor zaten. Güçlüktür. Altta kalanın canı çıksın. Ben 3-4 bardak içerdim günde. Gelen misafirlerimle bir çaydanlığı bitirirdik. Ama misafir de ağırlayamayacağım, çay da içemeyeceğim bundan sonra. Zaten her şeye zam geliyor. Yani inanın, yani ben şöyle söyleyeyim. Aslında 12 senelik benim ailem bu iktidara oy verir. Buna ben de dahilim.
Yani artık biz hani verdik, hatalıyız, çok hatalıyız. Ömrümüz zamla başlamış, zamla bitiyor. Bir şey olmaz, zamdır yani, bu gelir geçer. Evet, çay candır. Değil mi Bülent Bey? Çay can. Bizim işte biraz önce söylediğimiz gibi kültürümüz, her şeyimiz, her alanda çay var. Sabah başlıyoruz çay içmeye, gece yatıncaya kadar çay. Çay. Şimdi böyle olunca abartmamamız lazım çayı da. Yani çay da fazlası olursa sağlığa zarar veriyor. Günde ben mümkün olunca sabah 2, öğleden sonra 2 çok daha fazla içmemeye çalışıyorum. Benim çay, ama iyi bir çay tiryakisindir. İyi çay. Ben de iyi çayı şimdi daha çok sevmeye başladım. Hı. Çok şimdi bir özel bir tavsiye üzerine çaya, şimdi kahve yerine çayla zamanı geçiriyorum. Ve tabii şimdi böyle olunca çaya zam, şimdi günde %15 zam çok ciddi bir rakam. Yani gelir seviyesi düşük ailelerde bu çok ciddi bir noktaya geliyor. Kahvaltıda çay demlenir, akşam çay demlenir. Şimdi herhalde o çay şeyi azalacak. Tam da benim çayı çok sevmeye başladığım zamanlarda çaya zam gelmesi de çok ilginç oldu. Birinci bölümü böyle noktalayalım güzel bir konuyla. Eğer dilerseniz sevgili izleyiciler, çayla ilgili sorularınızı bize yazabilirsiniz. Çünkü bizi izleyen Halk TV izleyicilerinin ben ciddi çay tiryakileri olduğunu biliyorum. Onlar insanlara çayı bile sevdirirler. Birinci bölümü burada noktalıyoruz. İkinci bölümde yeniden birlikte olacağız. Kısa bir ara.